Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Herkese günaydın. Bugün videomuzu bayağı erken başlattık. Bulem de uyandı. Ama hala gecelikleri var üzerinde. Giyinmedi. Kahvaltı yapıp yuvaya gidecek değil mi Bulem? Biraz telefona bakıyor. Şu an saat 8'e geliyor. Ben de kahvaltı hazırladım. Bahar'la Belinay uyandı. Son onları okula bırakacağım. Başlıkta da göreceğiniz gibi bugün 3 çocukla bir gün nasıl geçiyor onun videosu. O yüzden erken başlattım. Ben de seni çok seviyorum Bulem. Bulem'e de bugün. Yuvana neler yapacaksın Bulem bugün? Oynayacağım. Evet, bisiklet sürecek misin? Bulem salıncağı çok seviyor. Ve bisiklet sürmeyi de, değil mi? Ama en çok salıncak. Hadi anne gitsin, ablaları da uyandırsın. Mutfağa geldim. Kahvaltı hazırlıyorum. Çocuklara yumurta kaynattım ama istemiyorlarmış. Şöyle çikolatalı süt yaptım. Zaten sabahları işte olmuyor. Bir de şöyle ekmek kızarttım. Biraz daha kızarsın. Kendime de bir tane hemen sesim yerine gelsin Lipton çay yapacağım. Ekmeklere de yağlayıp üzerine peynir koyup çocuklara yedirmeye çalışacağım. Dediğim gibi yumurta istemiyorlar. Sadece şöyle çikolatalı süt ve ekmek yiyecekler. Bugün biraz normal okula gittikleri için. Yani 8.40'da normal okulları başlıyor. Normal okula gittikleri için bugün kahvaltı yapmayacaklar. Eğer sabah çalışmış olsaydım saat 6.30-7 gibi bırakacaktım. O zaman saat 8'de okul kahvaltı veriyor. Ama bugün kahvaltı değil, sadece normal öğle yemeği yiyecekler. Şimdi çocuklara ben ekmekleri ayarlayıp çocuklara götüreceğim içeriye. Belinay, sen de kahvaltını yap. Şuraya oturmak ister misin Belinay yanına? Şuraya. Oraya mı oturacağım? Otur hadi. Şimdi 10-15 dakikaya okul başlayacak. Hadi ayakkabılarınızı giyin bakayım. Giy ayakkabılarını. Belinay sen de ayakkabılarını giy. Tamam bakarız şimdi giy. Vaktimiz yok şu an ayakkabı için. Evet. Telefonu evde bırakacaksın Bulem. Telefonu yuvaya götüremezsin. Hazır mısınız çocuklar? Anne, önemli bir telefon geldi hastaneden, cevaplamak zorunda kaldı. Heydo! Heydo! Hadi alın, hemen arabaya oturun. 10 dakika dersiniz. Giyiyorum. Oy, daha giymedin mi? 10 dakika dersiniz başlıyor. Bunlar çok zor. Buraya çantanı mı taktın? Ben yardım ettim. Ay, çok minik. Ben yardım ettim. Sen mi yardım ettin? Aferin ablasın. Heydo! Gel buradan, hemen anne otur. A few moments later. Aferin Belinay. Kaç tane soru vardı? Burnum da bitti. Biz kaka. Ceketlerinizi çıkartın. Anne biz kaka okulda yiyebilir miyim? Herkes yerlerine gidiyor. Çocukları bırakmıştım. Ondan sonra biraz vaktim vardı. İş yerinde bir toplantı vardı. Ona gittik. Çocukları almadan önce alışverişe gitmiştim. Evet, alışveriş yeri çok, yani markette çok dolu olduğu için onu bile çekemedim. Evet, Muğlem'in yuvada bugün bir kaza gelmiş başına. Kaza değil de bir yaramazlık yapmış. Burnuna boncuk mu soktu? Burnuna boncuk sokmuş.
Tabii öğretmeni çıkartmış ama biraz bunu karamış. Bir daha öyle yapma sakın böyle, tamam mı? Şöyle bir tane tost ekmeği aldım. Çocuklara şöyle çilek, üzüm. Bugün şimdi onlara meyve tabağı yapacağım. Meyve yiyecekler. Bugün hafta sonu olmadığı için tatlılarımız yok. Şöyle Doritos chips aldık. Bu hafta sonu için. Bir tane de şekersiz çikolata bugün için. Domates. Şöyle bu ne oluyor ya? Şöyle bir şey, bu mısırdan oluyor ve pirinçten ekmek gibi. Dur, tek tek verin kızlar, hepsini birden vermeyin. Şöyle salatalık. Şunun içinde 3 tane limon var. Bana ver, bir dakika. Şunu bu. Bir dakika birden, tek tek verin. Şöyle bir tane makarna yarışıyor. Şöyle bir tane kahve kapsülü, kahve makinesi için. Tek tek verin, hepsini birden veremem. Şöyle bir tane fasulye konservesi. Anne. Siyah değişik bir fasulye. Salatalara falan koymak için bazen. Şöyle bir tane meyve suyu. Bunu ama suyla karıştırıyorsun. Böyle içilmiyor. Yani bu 1 litreden 7 litre falan meyve suyu çıkıyor. İçinde şeker yok. Çocuklar bana vereceksiniz. Şu Lipton. 100 tane Lipton var içinde. Bu da kırmızı fasulyeden konserve. Bir tane daha salatalık. Şurada bir tane daha şey var. Buradan oraya koymuş. Nohut. Bir paket süt. 4 kilo sanırım. Bu 4 kilo patates. Hocam sen alamayacaklarını neden kaldırmaya çalışıyorsun? Elma suyu. Bu 2 litre. Oy oy oy. Ve 1 kilo portakal. Hepsi meyveyle yiyeceğiz. Aynen bu kadar. Bunların hepsi kaç para olsun? Ben bana hatırlamıyorum ama bunların hepsine ben o markete üye olduğum için bana 3-4 euro falan indirim yapmışlar. Yani düz hesap aslında şöyle görülüyorsa 50 euro diyebiliriz. Bunlar hepsi 50 euro. Bir tane de içecek var bunların içinde. O içeceği ben içtim. Ben tutsak 50 euro vermişim bunların hepsine. Biz bunları yerleştirelim. Çocuklar bana yardım edecekler. Birazdan meyve yerken tekrar görüşürüz. Hadi iyi bakalım meyve. Biraz ders çalıştılar. Ben onlara yardım ettim. Şimdi mutfağa geldim. Biraz ön hazırlık yaptım. Video çok uzamasın diye. Şöyle kanat çıkartmıştım. Baharatlamıştım. Tavuk baharatıyla. Ben 2 kilodan yaptım ama hepsini kızartmayacağım bir ihtimal. Şöyle patates dilimledim. Baharatladım. Biraz kekik, biraz vegeta. Aslında ben bunu fırında kızartma yapacaktım ama gördüğünüz gibi şöyle size de göstereyim. Azıcık bir patlıcan kaldı. Patlıcanların hepsi dolapta çürümüş. O yüzden ben de patatese çevirdim. Bu tavuğu da önce normal kızartacağım önlü arkalı. Sonra şöyle aslında bu şey olacak. Buffalo wings diyorlar ya, buffalo wings soslu tavuk kanadı. Şöyle bir sos hazırladım. Acı sos diyordu için ama ben ketçap koydum. Çocuklar çok acı yemez diye biraz da acı sos koydum. Ondan sonra içine sarımsak veya sarımsak tozu, hepsini göz kararı koydum aslında. Tam bir ölçüyü yok, ölçüsü yok. Biraz şeker, biraz karabiber, biraz tuz. Bir de pişirmeden biraz önce biraz da tereyağı katacağım içine. Tereyağı tadı olsun diye. Acı sos da katabilirsiniz. Ben şöyle acı soslar varsa elinizde, hangisi varsa ters tutuyorum. Şunlardan şöyle katıp bunu önlü arkalı kızartacağım. Pişmesine yakın alıp bu sosun içine bandırıp önlü arkalı şu elimdeki. Ondan sonra tekrar bir hemen böyle hafif kızartacağım. İlk baştan bu sosu bandırıp kızartınca bu sos yanıyor. Pek de güzel böyle bir
kuru gibi oluyor hem de yanıyor. O yüzden biraz kızartıp sonra sosa bandırıp sonra tekrar azıcık daha kızartacağım. Patateslerimizi de ve benim azıcık patlıcanı da fırını açmıştım zaten. Fırına koyacağım. Öyle yani biraz ön hazırlık yapmıştım. Video bugün çünkü sabahtan başladı. Şu an saat 5.30'a geliyor. Bundan sonra zaten çok bir şey yapacağımızı sanmıyorum çocuklarla. Yemeği yapacağız. Hüseyin eve gelebilecek mi bugün daha bilmiyorum. İnşallah o da gelebilir. Gelirse birkaç saat sonra o da gelir. Yemeği hazırlayacağım. Ondan sonra çocuklar şimdi biraz televizyon bakıyorlar. Benimler bilgisayarda oyun oynuyor. Ondan sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra biraz daha oturup saat 8 gibi akşam yatma vaktine geçecekler. Günde çoğu bir vakti bitmiş oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınız izlerken. Böyle videoları gelmesini eğer istiyorsanız, yani bu tarz videoların daha çok olmasını istiyorsanız kanalda beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İnşallah yani ümit ediyorum ki bayan arkadaşlar bizim kanalda daha da çoğalır. Tabii kanalda olanlardan memnunuz ama daha çok bayan arkadaş olursa ben herhalde daha çok sevineceğim diye düşünüyorum. Çok güzel içeriklerle yakında tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.